Büyükçeşme'de dev bir sahne kuruldu. Hazırlıklar günler öncesinden tamamlandı. İstanbul Yeditepe konserleri Türk pop müziğin süperstarı Ajda Pekkan'la başladı. Sensiz yıllarda yaşadım. Seyircisiz yapılan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalından yayınlanan konserle Pekkan, hayranlarıyla hasret giderdi. Pekkan, İstanbul Boğazı'nın büyülü görüntüleri eşliğinde en sevilen şarkılarını söyledi. Bir sihir değil o çok sabah, büyü olur sarar dört yandan, ateş gibi akar bahsen. Konserine sihirli aşk şarkısıyla başlayan sanatçı, Sezen Aksu'nun sözlerini yazdığı vitrinle devam etti. Bir buçuk saat sahnede kalan Pekkan, Sen İste, Aynen Öyle, Haykıracak Nefesim, Sensiz Yıllarda, Kimler Geldi, Kimler Geçti gibi klasikleşmiş şarkılarını yorumladı. Konserin en büyük sürprizi Pir Sultan Abdal'ın Dostum Dostum türküsü oldu. Ajda Pekkan bu sevilen türküyü Kıvanç G ile birlikte onun hazırladığı etnik elektronik düzenleme eşliğinde söyledi. Pekkan konserde Orhan Gencebay klasiği Kaderimin Oyunu şarkısını da yorumladı. Süperstar konserin finalini kendiyle özdeşleşen bambaşka biri şarkısıyla yaptı. 60 sanatçının sahne alacağı İstanbul Yeditepe konserleri Sibel Can, Funda Arar, Işın Karaca, Ümit Besen gibi isimlerle devam edecek. Macera 1999'da başladı. Dünya, yaşanılanın ötesindeki gerçekliği anlatan Matrix'i konuşmaya başladı. What is the Matrix? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Wachowski kardeşlerin yönetmen koltuğunu paylaştığı Matrix, Neo'yu canlandıran Keanu Reeves'in ününü katlarken sinema severlere yeni bir dünyanın kapısını açtı. Film, hayat seçimlerden ibarettir felsefesini tek soruya sığdırdı. Mavi hap mı, kırmızı hap mı? Dünya genelinde 460 milyon dolarlık hasılat yapan filmin ilk macerasında 35 yaşında olan Reeves, 2003'te serinin iki filminde daha rol aldı. Aradan 17 yıl geçti. Serinin yeni filmi için kollar sıvandı ve gözler 55 yaşındaki aktöre çevrildi. Beklenen açıklama geldi. Reeves, serinin yaratıcısı Lana Wachowski'nin yazdığı senaryonun çok güzel olması nedeniyle kadroda yer aldığını açıkladı. Aktör, Lana ile tekrar çalışmak harika bir şey. Gerçekten özel bir şeydi ve bence hikaye bir şeyler söylemek için çok anlamlıydı. Ve biz biraz bundan besleniyoruz açıklamasıyla heyecanını paylaştı. Salgın nedeniyle çekimleri ertelenen yeni filmin ne zaman vizyona gireceği bilinmiyor. Prodüksiyona ara verilmeden önce filmin 21 Mayıs 2021'de vizyona girmesi planlanıyordu. Lana Wachowski'nin yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Yahya Abdülmateen II, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Toby Omnivar, Max Remelt ve Erendre Ibarra gibi isimler yer alıyor.
tiyatro. Biri demek tiyatro. 90'lı yılların fenomen komedi programı Bir Demet Tiyatro ekranlara geri dönüyor. Şu şekilde de görüldüğü üzere bakkalımın çırağına sipariş veriyordum. Sen bundan böyle sipariş vermek için bile pencereye çıkmayacaksın. Tiyatro sahnesinden beyaz cama uzanan mizah programlarının öncüsü olan yapım, 13 Haziran'dan itibaren eski bölümleriyle Star TV'de yeniden izleyiciyle buluşacak. Artık ben kalkayım. Kalkma kalkma. Zaten senin pozisyonunda bir insan kendisi kalkamaz. Onu arkadaşları hastaneye kaldırırlar. Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın başrolde olduğu programın kadrosunda sonradan ülkenin en önemli oyuncuları arasına giren Engin Günaydın, Ata Demirer, Özge Özberk gibi birçok önemli isim yer alıyor. Hiç bilmiyor baba. Hiç gitmediği için. Belki sen tarif ettiğin için bulamamıştır. Hani sen de açık adresi tam bilmezdin çünkü. Toplam 8 sezon boyunca Star TV'de yayınlanan, ardından tek sezon olarak ekranlara geri dönen Bir Demet Tiyatro, 2007 yılında yayın hayatını noktalamıştı. Buna en azından proleter bir şiddet uygulayın. Ya dur be, dur. Sen çık. Çık sen. Çık, ben gidiyorum. Ulan geveze olma, oturturum ha. Ne yaptın lan su işini? Hallettim, merak etme. We're supposed to unite the world and save reality as we know it. Keanu Reeves ve Alex Winter'ı 27 yıl sonra tekrar buluşturan Bill & Ted serisinin 3. filmi Bill & Ted Face the Music'in ilk fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Dean Parrisett'ın oturduğu film, gezegeni kurtarmak için bir şarkı yaratmaya çalışan ikilinin bu şarkıyı bulamayınca çareyi geleceğe gidip şarkıyı kendilerinden çalmaya çalışmasını konu alıyor. How'd you like our song? Kadrosunda rapçi Kid Cudi'nin de yer aldığı filmin 21 Ağustos'ta vizyona girmesi planlanıyor. Be excellent to each other and party on, dudes. Dünyanın ilk online bienali, Engravist Sanal Baskı Resim Bienali, 12 Haziran'da ziyaretçilerine dijital olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor. 4 yıldır devam eden Engravist etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşecek Biennale, 54 ülkeden 600'ü aşkın sanatçı ve 7 galeri katılacak. Biennale'de "Daha güzel bir dünya için ne söylemek istersiniz?" sloganına yanıt veren sanatçıların eserleri yer alacak. Rezan Has Müzesi, normalleşme süreci kapsamında 15 Haziran'da kapılarını yeniden ziyarete açıyor. Müze, gişede fiziksel temasın önlenebilmesi için 15 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek. Karantina sürecinde Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası'nın mirasçısı olarak fabrikadan eserleri dijital ortamda paylaşan müze, küçük ziyaretçilerine de antik Yunan mitolojisinden Tanrı Tanrıça serisini sunmuştu. Dolmabahçe Sarayı'nda Sultan Abdülmecid'e ait 164 yıllık tuğralar restore ediliyor. Hazine kapısındaki tuğranın restorasyonunun karantina sürecinde tamamlanması sonrası, sarayın Dolmabahçe Caddesi'ne bakan Saltanat Kapısı'ndaki tuğranın restorasyonuna başlandı. Yalnızca padişahın saraya geliş ve gidişlerinde açılması bakımından simgesel bir anlama sahip olan Saltanat Kapısı'ndaki tuğranın restorasyon çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.